Ne yazık ki 44 bin aşkın eczacının ve eczacılık mesleğinin sorunları gözden gelinmiş, adeta yok sayılmıştır. Mevcut koşulların sadece bugünümüzü değil, geleceğimizi de kararttığı aşikardır. Edirne Eczacılar Odası tarafından eczacıların yaşadığı sorunlara ve özlük haklarına ilişkin basın açıklaması düzenlendi. Gerçekleştirilen basın açıklamasında konuşan Edirne Eczacılar Odası Başkanı Eczacı Gürkan Kılıççıgil, kira, elektrik, doğalgaz, personel gideri gibi rutin ödemeleri dahi yapamayacak noktaya gelmiş, ecza depolarına ödemeleri birikmiş ve bir kredi borcunu başka bir kredi borcuyla ödedikleri bir borç sarmalına girmişlerdir. Eczane iflaslarının başlaması an meselesidir dedi. Sağlık çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili geçtiğimiz hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde geçen son yasal düzenlemede kamu eczacılarının hak ettikleri şekilde yer almaması mesleğimize bakış açısının bir başka tezahürüdür. Kamuda görev yapan meslektaşlarımız ile kamudan emekli eczacılarımızın uğradığı hak kaybı kabul edilemez. 54 Bölge Eczacı Odası'nın başkanları ve yöneticileri 23-25 Haziran tarihlerinde Konya'da bir araya gelmiştir. Bu toplantıda eczacılık mesleğinin gündemindeki konuları ele alınmış ve ulaşılan ortak iradenin kamuoyuyla paylaşılmasına karar verilmiştir. Türk Eczacılar Birliği, tüm bölge eczacı odaları ve ülkemizin dört bir yanında hizmet sunan meslektaşlarımız, eczacılık mesleğini onurlu bir şekilde sürdürebilmek için var gücüyle çalışmaktadırlar. Ancak mesleğin karşı karşıya kaldığı sorunlar artık katlanamaz bir boyuta ulaşmış durumdadır. Eczacılık mesleği benzeri daha önce hiç yaşanmamış bir ekonomik tehdit altındadır. Bu tehditin ana sebebi 2009 yılından bu yana eczacılarla ilgili olan bölümü bir türlü değiştirilmeyen ilaç fiyat kararnamesidir. 13 yıldır değiştirilmeyen ilaç fiyat kararnamesinin yarattığı koşullara bir de ekonomik krizin eklenmesi eczacıları tamamen tüketmiştir. Eczacılar en temel işletme giderlerini dahi karşılayamaz duruma gelmiş, ecza depolarının ödemeleri birikmiş ve bir de kredi borcu başka bir kredi borcuyla öder duruma gelmişlerdir.